Karadeniz bölgesinde vatandaşın sesi olan Çay Televizyonu Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokağın nabzını tuttu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ekibimiz belediyenin çalışmalarını beğenip beğenmediklerini sordu. Cevapların %90'ı olumsuzdu. Ardeşen Belediyesi'nin çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yetersiz buluyorum. Ardeşen Belediyesi çalışma hakkında düşünüyorum. Ardeşen Belediyesi şu an başarısız buluyorum ben. Şu anda çok yapılan bir şey yok yani. Yani bu sefer Ardeşen Belediyesi belediye alması biraz zor gözüküyor yani. Pek iyi değil yani. Biraz daha fazla çalışmasına. Ya her taraf allak bullak zaten doğalgaz geldi. Hükümetten hiç memnun değiliz. Eksik hep eksik. Şu anda çalışmalarını hiç beğenmiyorum. Her taraf kazı durumunda. Hiç yürüyecek hal yok. Seçimden dolayı mı bilmiyorum ama perişan bir hal var Ardeşen'de şu anda. Çok güzel çalışıyor. Her taraf pislik içinde, leş kokuyor. Sokaklar nereye gidersen git, yukarı mahalleye doğru git. Çarşının içinde gez. Her taraf her yerde. Neresi güzel? Şu an görünürde iyi gözüküyor yani. Çalışmalar var. Ardeşen'de yaşamaktan memnun musun? Memnunuz diyoruz. Belediyenin eksikleri neler sizce? Eksikleri var mı? Hiçbir eksiği yok. Çok güzel. Her şey çok güzel. Yani güzel çalışmaları da var. Eksik yönleri de var. Ardeşen halkının en büyük sorunlarının başında trafik ve otopark sorunu geliyor. Altyapı sorunları, sosyal alanların eksikliği de cabası. Bir park sorunu bence var. Ardeşen'e gençlere yönelik daha çok faaliyet olabilir. Çok fazla olmadığını düşünüyorum. Sosyalleşme yani daha çok yok. Ya çok yoğun bir trafik var. Burada çalışmalar çok zor. Şu anda yollar çok bozuk. Bazı yerlerde yollar kesik. Şu anda altyapısı hiç yok. Bugün bir yağmur yağdığında karşıdan karşıya geçmekte geçen de bir olay oldu yağmurda. Resmen atlama yarışı yapıyorduk yani. Temiz su kanalları yok. Bir de asfalt yaptırıyorlar, kaldırım döşettiriyorlar ama maalesef eline vermiyorlar galiba. Ki yol tamamen göl olacak şekilde yapılıyor. Yani aslında uygun olarak yapılmıyor. Yani nasıl yapılacağını ya bilmiyorlar veyahut da ona göre düzgün bir şey yapıyorlar. Düzgün yapıyorlar ama su nereye akacak? Vatandaş nereye gidecek? Bunu düşünme yok. Ya şimdi sosyal yönden zayıf. Ne bileyim altyapı sorunu var. Senelerce bitirilmemiş. Yani çirkin bina görüntüleri var. Var, eksik var yani. Kardeşler altyapısı eksik. Önce altyapı ondan sonra üstü olması gerekiyor. Sokaklara düzenlenmesi yapamıyorlar yani. Kaldırım işgalleri şu bu. Park sorunu ciddi bir sorun. Bir kere otoparkta çok ücretli, çok pahalı yapmışlar. Onlar söyleyeyim zaten bir defa. Başıboş köpekler birçok yerde sorun aslında. Vatandaş bu konuda da belediyeye çağrıda bulundu. Onların sokakta değil barınakta olması gerektiğini söyledi. Burada bakıyorsun 100 tane köpek var. Bak birkaç kişiye köpekler saldırdı. Evet, belediyede şikayetçi bulundular. Hiç oralı değil. Eksik yönler olarak şu anda benim gördüğüm şu caddelerde gezilmiyor. Bakın çok basit bir durum gibi gözüküyor ama gece dışarı çıkamıyoruz. Köpekler var. Yani başıboş köpekler çok fazla. Bunlar alınsa bizim için en büyük ihtiyaca cevap verilmiş olur. Çocuklar markete indiremiyoruz. Okula gidemiyorlar. Vatandaş daha yaşanabilir bir Ardeşen için yapılması gerekenleri sıraladı. Ardeşen için çok şey yapılabilir. Mesela bizim Fırtına Deresi'nde orada çok büyük organizasyonlar olur turist gelmesi için. Çok yapılacak iş var. Ona otursak var ya bir cilt olur ya. Ya ne bileyim belediye burada kendi ismi üzerine kafeterya açtı. Bir bardak çayı 9 liraya satıyor. Belediye kar amacı gütmez. Önemli değil mi? Temiz bir çevre yapılabilir. Sinemamız yok. Bence bayan bir belediye başkanı olması lazım.